Arkadaşlar herkese merhaba. Böyle konuşmaya karar verdim. Ne diyorsunuz? Çünkü çok ileri... Aa olmadı. Dur. Heh, geldim. Arkadaşlar bu videoya 805. kere falan giriş yapıyorum. Çünkü artık yıldım ya yıldım. Şu ışığı ayarlayamamaktan. Bakın bak. Şöyle yaptığım zaman şu gözlüğün şurasında yeşillikler oluyor. Ve bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Bir perdeyi kapatıyorum. Bir oradan ışığı kapatıyorum. Şuradan ışığın böyle böyle ayarlamaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde olmuyor. Ha bak böyle durmam lazım. Videoyu böyle anlatmam lazım ki o ışık gelmesin. Aşırı sinirimi bozuyor. Bir ara dolu yağmaya başladı. Evren diyor ki bana bugün Serhat video falan atma. Boşa kürek çekiyorsun. Hiçbir şekilde ben sana bugün video çektirmeyeceğim diyor. Ama ben çekeceğim. Bu videoya like istiyorum arkadaşlar. Gerçekten videoya beğenin, like atın. Lütfen ya. Yani gerçekten şu an o motiveye ihtiyacım var. Neyse daha fazla uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Başlıktan da belli olduğu üzere acil durumlarda dışarı çıkmamız gerektiği zamanlarda saçlarımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Burada benim yaptığım tüyoları neler yapıyorum birazcık bundan bahsedeceğim. Birçok fazla durumumuz var. İlk olarak eğer okula gitmemiz gerekiyorsa yani çok çok ciddi bir yer değilse kombinin uygunsa şapka tak çık abi. Bu kadar basit. Çözüme kavuştu. Ama toplantıya, işe gitmeniz gerekiyor veya işte atıyorum hani şapka takamayacağınız bir yere veya kombiniz gerçekten çok şık, şapka olmuyor, kurtarmıyor. Mecbur saçınızı şekillendirmek zorundasınız. Ne yapacaksın o zamanlarda? Bu tiple şimdi bir yere mi gidilir? İnsanlar sizi ciddiye almaz. Neyse, biliyorsunuz ki saç ve sakal bizim için gerçekten çok büyük bir makyaj. Makyajımız abi. Bunları ne kadar güzel bir şekilde yaparsak o kadar iyi görünürüz. Kombinin de güzel gözükür. Tipinde o güzel gözükür. O günün de güzel geçer. Bu yüzden saç ve sakal bizim için çok büyük bir şey arkadaşlar. Şurada ne var ya? Bir... Bak şöyle duruyorum şuradaki çizgiden dolayı. Neyse. Birçok fazla durumumuz var. Yeni kalktığımda ayrı oluyor saçım. Ayrı kabarıyor. Saçım kirliyken ayrı bir şekil almıyor. Duştan çıktığımda en iyisi oluyor. Bu gibi durumları tek tek sizin için hepsini ayrı ayrı paylaşacağım. Hazırsanız ilk durumumuza geçiyoruz arkadaşlar. Saçlarımız dünden kalmayken, saçlarımız kirliyken, yağlıyken yani nasıl demek istiyorsanız o durumlarda saçlarımızı nasıl şekillendireceğiz? Bugünün ilk durumu bu. Lavaboya gidelim. Şimdi böyle mi konuşsak yoksa aynadan mı göz teması kursak da bilemedim. Şimdi arkadaşlar direkt şu saça bir gelelim. Saçlarımız şu an dünden kalma, kirli. Şimdi saçlarınız kirliyken ilk yapmanız gereken acil durumlarda duşa giremiyorsanız kuru şampuan. Aşırı kurtarıcı. Ben normalde bu Batiste'nin pembesini kullanıyorum. O bence daha güzel. Bu daha bir şey geliyor bana. Bilemedim. Ama diğeri daha iyi. Ben Batiste'lerimi arkadaşlar Trendyol'dan almıştım. Ama birçok zaten kozmetik yerinde de var. Ama Trendyol'da indirime düşmüştü. Bunun büyük boyu kaç milim bilmiyorum. Bir de bu seyahat boyu işte 28 lira falandı o zamanlar. Siz de yine oraya bakabilirsiniz veya işte bu Watsons'ta falan yok herhalde de bu Eve'de falan belki olabilir. Oralardan bakabilirsiniz. Böyle saçlarınız birazcık 65 yaş üstü efekti gibi oluyor. Böyle grileştiriyor falan. Ve saçlarınız hiç böyle düzelmeyecekmiş gibi korkmayın. Yani o gri kalmıyor. İyice saçınıza yediriyorsunuz ve yağını alıyorsunuz bu saçtan, tamam mı? Şu an saçlarınız kupkuru. Şimdi geriye kaldı şekillendirmek. Tamam mı? Bir adet tarak. Böyle tarak olursa, isimlerini bilmiyorum. Böyle tarak olursa benim için daha iyi. Siz de öyle yapın. Vardır zaten. Niye yoktur ki? Herkesin elinde vardır. Önemli olan bence tarak. Tarakla kıvrım yapabildiğin sürece saçın her türlü olur. Ama bakın bak, şurası bir kötü şu anda. Burayı da aşağı doğru fön çekeceksiniz. Bu işlemimiz tamam. Şu anda saçımızı Charlie gibi yaptığımıza göre sadece sabitlemesi kaldı. Böyle çok kabarık olmayacak ama böyle kabarık olması lazım ki bu waksı falan sürdüğünüz zaman o zaten birazcık inecek. Bu yüzden şu anda havalı olması gerekiyor. Yani çim adam gibi durduğuma bakmayın. Bu inecek. Sabitlemek için de genelde bu waksı kullanıyorum. Bunu senelerdir kullanıyorum. Bak şöyle. Ocean. Son zamanlarda Farmasi'nin yine bir şöyle bir şeyini kullanıyorum. Bu da güzel ama bu Jole. Bu da Wax. Wax tabii ki daha böyle mat durmasını sağlıyor. Daha hoşuma gidiyor yıllardır. Şöyle bir kıvamı var zaten biliyorsunuz. Birazcık elinize su alıyorsunuz. Sonra elinize iyice yediriyorsunuz.
önemli olan saçın, bak şurası çok önemli. Burası aşağı düşmemesi lazım. Sonra wax'ı birazcık daha alın. Şurasının birazcık daha net olmasını istiyorum ben. Yine aynı şekilde aynı adımlar. Bitti. Bu kadar. Gayet. Eğer isterseniz saçınız böyle çok hani zor şekil alıyorsa ve hani hemen bozuluyorsa sprey de sabitleyebilirsiniz. Ama wax'ta genelde böyle bir sorununuz olmuyor. Bu yüzden ben hiçbir şekilde sprey vesaire kullanmıyorum. Direkt böyle. Tertemiz. Şimdi bu saçımız yapılı olduğuna göre bir diğer gün görüşmek üzere. Ben her şeyin gerçekçi olmasını istiyorum. Bu yüzden her durumda gerçekliği yansıtması gerekiyor. Bu yüzden görüşürüz. Arkadaşlar herkese günaydın. Bu sabah da cıvıl gibi uyandım. Saçlarım çok kötü. Gerçekten sabah uyandım. Saçlarım aşırı kötü. Dümdüz bir saça sahibim. Bu yüzden saçlarım aşırı yapışmış bu şekilde. Videoyu böyle açıp korkutmak istemedim sizi. Ama hafif bir gösterebilirim hemen. Yeterli. Bayağı kötü. Bu yüzden çok fazla lafı uzatmadan sabah yeni uyandığımızda saçlarımız aşırı yapışmış bir şekilde bu durumlarda nasıl hacim verebiliriz, nasıl kabartabiliriz, nasıl şekillendirebiliriz bu durumumuza geçelim. Sonunda geldik. Ayna karşısındayız. Şu an bu görüntüyü göstermek hiç istemiyorum arkadaşlar. Bir de buraları bir hızlandıralım hemen. Bir kendimize gelelim. Şu an bu durum bile biraz daha iyi, bakın. Benim aşırı saçlarım duş aldıktan sonra ertesi gün çok düz olduğu için hemen öne düşüyor ve hiçbir şekilde kaldıramıyorsun yani böyle. Bunu şey yapsam bile yine yatık oluyor. Nasıl diyeyim? Fönlesem bile saçını yatık oluyor. Nasıl hacim verebiliriz? Yine çözümü şeyde buluyorum arkadaşlar. Yapışmasının sebebi saç birazcık böyle yağlanıyor. Birazcık kurutup havalandırmamız lazım. Ben bu arada hala bunu kullanıyorum, böyle ağız spreyi gibi. Şu dosyalara bakalım da. Verdiğim siparişler hala gelmedi. Kuru şampuanla yine bir saçlarımızı bir kurutuyoruz ve kuru şampuan dediğim gibi yine biraz hacim veriyor. Bakın böyle kalkmaya başladı birazcık. Bak şu an saç daha iyi ama bak yine hala bir düz gibi. Gördünüz mü? Yani tabii ki böyle bir durumda vaktiniz varsa duş alın tabii ki. En temizi bu. Ama kuru şampuan da şu an gayet hacimlendirdi birazcık. Şimdi bu görüntüyü çok fazla artık konuşmak istemiyorum. Şimdi saçlarımızı fönleyelim. Fırçamızı arkadaşlar önce hacimlendirmek için saçı biraz daha böyle baya her yerini böyle kıvır 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 yapıyoruz. En önemlisi bakın saçı hacimlendirmek için bu taraftan değil şuradan yapmanız lazım ki hacmi alsın, tamam mı? Bak şu an gayet hacmini aldı. Şimdi sadece şu tarafa ayırmak kaldı. Onu da hemen elimizle ayıracağız. Fön makinesiyle. Şimdi yine şu Ocean'ın wax'ını kullanalım. Ya birçok wax çeşidi denedim ben ama bence en hoşuma giden bu. Böyle her yerde de var zaten. Önceden de bahsettiğim gibi. O yüzden herhangi bir link vesaire vermek istemiyorum. Çünkü artık bu link olaylarından aşırı sıkıldım. Her story'nin sonu linke gidiyormuş gibi. O yüzden herhangi bir link veremeyeceğim ama adını yazınca zaten internette bir sürü seçeneği çıkıyor. En ucuz hangisiyse oradan alın. Gratisler falan açılsa bu karantina döneminde oralarda falan da satılıyor. Hatta orada bayağı bazen indirime düşüyor. Ben de stokluyorum oradan. Saçın bak şurasının yapışık olması aşırı hoşuma gidiyor. Bitti mi Akif işin? Bölmek zorunda kaldık teknik veya arızadan dolayı. Şimdi bakın şu saç şuraya hafif bir düşüyor, tamam mı? Bu yüzden önlemlerimizi alıyoruz. Biraz daha burayı wax'lıyoruz ki saç düşmesin. Eğer isterseniz orayı mesela spreyleyebilirsiniz ama ben spreyi sevmiyorum. Çünkü sprey aşırı yapay yapıyor saçı. Böyle çok tel tel oluyor ya, ben o görüntüyü sevmiyorum. Biraz daha bu daha doğal gibi. Saçımı şöyle yapmışım da orijinal hali buymuş gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Bence okey. Bakayım vallahi okey bak. Günümü gayet en güzel kurtardı yani. Yine isterseniz dediğim gibi saçlarınız böyle tutmuyorsa modeli spreyleyebilirsiniz ama ben ihtiyaç duymuyorum. Nasıl bu açı? Ben fena değil. Dur şöyle elimi koy. Yani şuradan kendimi görmek birazcık moralimi bozuyor. Dikkatimi dağıtıyor. Neyse uzatmayacağım. Bu aşamanın da sonuna geldik. Saçım cillop gibi oldu yine. Yani böyle kısa kısa anlatıp hemen geçiyorum. İnşallah sıkmıyorumdur. Şimdi son durumumuz olan saçlarım ıslakken nasıl şekillendiriyorum? Bu aşamaya geçelim.
Şu an bu saçı hiç bozmak istemiyorum ama videoda yetiştirmem gerekiyor yarına. O yüzden hemen duş alıp geliyorum. Asla gidemedim. Şimdi diyeceksiniz ki makyaj vloggerları o kadar makyaj yapıyorlar. Senin de haddine böyle bir şey demek. Çok haklısınız. Ben gidiyorum o zaman. Şimdi arkadaşlar hemen duş alıp geldim. Saçlarım ıpıslak. Önemli olan saçlarınız kurumadan önce. Yani şu anda saçlar düşünce aşamasında diyor ki kabarsam mı, sağ mı yatsam, sola mı yatsam bir karar aşamasında. Siz buna fırsat vermeden hemen bir an önce saçlarımızı fönle yapmamız lazım. Yoksa zor oluyor. Özellikle ben böyle bir yarım saat bekleyeyim saçlarım hemen kabarmaya başlıyor böyle. Ve istemediğim bir şekilde falan böyle. Bu yüzden bir an önce ona fırsat vermeden lavaboya gidelim. Şimdi arkadaşlar geldik hemen buraya. Saçlara bakın şey gibiyim. Küçük Emre. Islak olan her yeri fönlemeniz lazım. Çünkü ben mesela önceden sadece şu önüne mesela şekil veriyordum. Arka ıpıslak kalıyordu. Sonra hop iniyordu o veya arka kabarıyordu falan. O yüzden her yeri bundan sonra böyle dikkat ederek böyle şey yapıyorum. Sonra hızlıca her yerimizi kurutalım. Şu an açı daha iyi gibi sanki. Az önce böyle yapıyormuşum. Şurada kafam gözükmüyor. El gidi. Ama buradan da kamera gözüküyor. Allah'ım ya. Çok zor bu işler. Çok. Gözükmüyor. Oldu galiba. Okey tamam. Şimdi hemen saçımızı fönleyelim. Bu kuruyacak çünkü. Şarjım bir an bildirim gelmiş dedim. Aha durdu video. 2 saattir boşuna şakrabanlık yapıyorum. Şimdi saçlarımız böyle çimadan gibi olduğuna göre artık direkt bak bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi size bak farkları göstereceğim. Saçıma herhangi bir fırça kullanmadım. Sadece kuruturken elimle şekil vermiştim. Bakın saç ya duş aldıktan sonra şurası daha iyi o yapışıyor. Bakın şu an ön taraf gayet okey. Ama yan taraf bakın böyle bir inik. Ben bu görüntüyü çok sevmiyorum. Yani böyle gibi. O yüzden saçı fönlememiz gerekiyormuş yani. Fönlememiz derken fırçalamamız yani saçı tarakla şuraları kaldırmamız lazım ki şurası yatmasın. Anladınız mı? Size göstermek için böyle yaptım. Bakın gördünüz mü? Bak şurası bir havalandı. Şu an buralar eşit oldu. Hemen şurayı da bir hafif şey yapalım, şekil verelim de inmesin için. Okey. Şimdi yan tarafı gayet havalandı. Bak şu an bile mesela gayet doğal. Ama çok çim adam gibi. Yani ben şu görüntü bana çok fazla. Yüzüm zaten uzun olduğu için çok böyle havalı geliyor. Belki böyle sevenler vardır. Veya yüzünüz yuvarlaksa eğer saçı biraz daha hacimli kullanmak daha iyi gösterebilir. Ama benim yüzüm uzun olduğu için çok fazla havalı kullanamıyorum saçı. Bir de elinize çok fazla wax almayın. Böyle iyice yedirebileceğiniz kadar alın tamam mı? Çünkü çok alınca bu sefer saç tellerinde birazcık wax kalıntıları oluyor. O da kötü bir görüntü. Bak şu an saç daha cillop gibi oldu. Yani ilk 3 durumdan daha güzel oldu ve daha çok böyle hani küt. Küt diye oldu. Tertemiz ya. Bakın. Hiçbir kusur yok. Mükemmel. Bu arada bugün bayram günü, pazar günü. Bayramda da iki kere saçımızı yaptık falan filan böyle. Bizim için de değişiklik oldu. Video çekmek için. Şimdi bu saçlarla birlikte size bu videonun editini yapacağım ve yarın yetiştirmeye çalışacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlar, niye kastım ya? Buralardan ses geliyor. Neyse sesini bastırır inşallah bu buraların seslerini. Benim 3 farklı durum içinde arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi sıkmamışımdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve like etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Aldınız mı? Hani zile de basın. Bildirimler açılsın.